Şeyle bir kengandık düvelin. Müslümanlar ve Hristiyanlar Deccal'da ona inandılar. Şeyle bir kendini anlar bilen bile bolup düvelin. Bugün 24 milyon insanın onun neslinden gelen neyi çaklanıyor. Doğduğu gününden başlayıp dünya asla yönküsü alıp olmandı. Ol tarihin gören en ulu hükümdarı Çingiz Han. Hakiki adetim için bolan Çingiz, Mongolistan sehralarında 8 yaşında küçücük bir çağa baktı, kakası bile neden yolculuğunda, kakasının düşman kabileler tarafından zehirlenenden sonra en yakınlarının hıyanatına uğrayan Çingiz, ecesi ve doğanları bilen Tokay'da gizlenip yaşamaya başladılar. Geçiren bu kıyıncılıkları onun ötüşünde mühim bir rol oynayardı. Çünkü öz sözleri bilen aytmağına göre bütün maşkalası ağaçlıktan ölecek olayan vakti doğanının tutan bağlığını onlar bilen paylaşmandır. Bunun için öz doğanını öldürmeye mecbur kalıptı. Sehrada yaşamak kıyındı. Şeyle bir kıyın düvelin buzlar hemşe yerdi. Bu sebepten durmuşunun en kıyınçılıklı yıllarını gizlice sehralarda geçiren ligin aydıptır. Yaş vaktinde olsa başına ha servet saatler gelecekti. O yıllarda Çingiz, düşmanlarına yenilenden sonra Hıtay'da kul edilip satıldı. Bir yıldan hem köp vaktlap kafasının içinde sergilenipti. Çingiz'in aytmağına göre kafasının içinden bir maymun yağlı sergilenen vakti tarzı bir Budist yöngden görüştü onun yanına gelip Çingiz'den özlerinin bağışlamağını istedi. Çünkü onun gelecekte ulu bir han bolacağını hemme dünyanı yakıp yıkacağını bilirdi. Ve yakıcı isteyen zadı vardı. Onu kömür edeninin karşılığında dağların tepesindeki Yutan adındaki Budist ibadet hanasının yıkmazlığı için yalvardı. Hakikatten hemşeyle bolacaktı. Çingiz, Hıtay'ı yer bilen bir edip milyonlarca adamı öldürüp hemme ibadethaneleri yok etti. Emma Yutan ibadethanesine hiç hili değmedi. Budist'in kömeğini ve ona veren sözünü hiç hili unutmadı. Çingiz Han Orta Asya'da Çarvı kovumları bir araya getirip Hıtay'ı ele geçirenden sonra artık yekece isteyen zadı vardı. Dünyanın hemmesine eyeb olmak isteyerdi. Ve Günvatar'a doğru gitti. Basıp alan şehirlerinde eğer özüne karşı boyun eğmeyen bolsa hiç kim bağışlamayadı. Ayal, erkek ve çağa üçün hiç hiyli bağışlamadılığa and içipti. Bu sebepten en ulu karşılık görkezilen söveçler Türk topraklarında yaşanıptı. Buhara'da bulanlar bunun en ulu misallarından biri. Buhara, o dönem Asya'nın en gelişen ülkelerinden ve ilatı en kop olanlarından biriydi. Çingiz Han'ın nişanında indi bu şehir vardı. Şehirdeki Türkler, Çingiz'in beylik söveçlerinde edenlerini duyanlığı için onun deccallığına inanıyorlar ve karşılık görk etseler, onun taş üstünde taş koymayacağını biliyorlardı. Buhara'nın önde gelenleri, şehrin ve halkın selameti için ona bir ilçe uğradıp mescitleri yıkmazlığını, kitapları yakmazlığını ve insanları kılıçtan geçirmezliğini istediler. Bunun karşılığında boyun eğecektiler. Çingiz Han kabul etti ve şehrin 12 kapısı Mongol koşununa açıldı. İçeri girilenden sonra olsa Çingiz o tarihi yazılacak olan sözlerini aitti. Mescitleri yıkman, yakın, insanları kılıçtan geçirmen, diri diri gömün, kitapları yakman, yere atın. Hiç kim bana sözümü tutmadığımı aydıp bilmez. Değişim yarı, hiç kimi kılıçtan geçirmedim. Kitapları yakmadım, mescitleri hem yıkmadım deyiptir. O dönem 1 milyondan kent ilatı olan Buhara şehrinde basıp alınandan sonra bir saat soğuk, bir saat çağı hem hayatta kalmadı. Hemmesi canlı canlı toprağa gömüldüler. Ama onun isteği bu da değildi. Çingiz dünyanın ehlisini ele geçirmekten başka da karışan zatları kendi. O sonsuzluğu ölümsüz olmağı isteyerdi. Bu sebepten hem palmancı ve şamanlara ulu hormat koyar ve her geleğinde yanında bir palman bulardı. Her geleğinde karrı bir Budistine ölümsüzlüğün sırrını sordu. Budist olsa Çingiz Han'a ne çöküp zenan bilen bile olsan ömrün uzun bolar deyipti. Bu sebepten her basılan şehrinde onlarca zenananı yatağına alyar ve
bir neçə sahansı bilen öyleniyordu. Hatta sahanı bilinmeyen ayal bilen bile oldu velin bugün dünyada 20 milyon altıga eğediği çaklanıyor. Karrı dünyamızda nesli en köp devam etken Çingiz Han'ın özüdür. Mongollar Günvatar'a doğru kan aktırıp gittikçe Müslüman ve Hristiyan geografiyasında korku hem artıyordu. Şeylelikte Müslümanlar Mongolların sıfatını dile getirenlerinde ulu kelleli, kıyısa boylu, iğri bedenli, küçücük gözleri olan, hiç hili yüreği avamayan Yecüc Mecücler deyip düşündürüyor. Hristiyanlar olsa Deccal'ın çıkandığını ve Avrupa'nı basıp alacaktığını aytıyordu. Belki de bunların aytıyanları doğrudu. Çünkü Çingiz Han o dönem dünya ilatının 11%'ini yani 40 milyon insanı öldüren ve dünyanın yarısında boyun eğdiripti. Basıp alan topraklarında inanç ve dinine koşulmasa da şaman depdes surlarına ve Tengiri inancına ömrünün sonuna çenini bağlı kalıptır. Artıklarına da yekece din vardır. Ol hem Tengiri dinidir deyip veziyet ediptir. Söveş vaatlarında özünün İslam'a ve Hristiyanlığa geçmesini hödürleyen ilçileri kazanda kaynatıp cezalandırıptır. Bu kudratlı hükümdarın yekece korkusu vardı ve ömrü boyunca onu yenip bilmedi. İtler, kaçan bir it görse kaçıp bilecek bir yer gözleyedi. Bu dostları arasında da, maşkala arasında da hem vaat gülünyen bir temaların bir yeri olupdur. Hovva, çağalığı ve yetkincekliği adaplar içinde geçen bir sehra insanı, tarihin en zalim, en ulu hükümdarı bulmağına ehili başarttı. Han, bunu bu sözler bilen kıyısaça aittiyar. Düşündüm. Hiçbir insan oğlunun düşünüp bilmeyen derecesinde düşündüm. Çingiz Han Mongollar arasında kabul edilen ve sehranın kanunları deyip bilinen kurallara özü hem hiçbir karşılık görkezmeni uyuyardı. Yöne, bunlara özü hem mühim olan zatları koştu. Çingiz Han'ın koşan kurallarından kevirleri şulardır. Söveş meydanında yanlış iş eden kim bolsa bolsun cezasını ol yerdeki baş tutan beriye. Yitirilenlerin şart koymağa hakkı yoktur. Karşılık görkezeyenlerin cezası ölümdür. Yenilen düşmanların maşkalaları eskerler arasında denk derecede paylaşılmalıdır. Bir esker isleyişi yağlı kırnak alıp bilerler. Kırnaklardan bolan çağalar öl çağaları deyilip kabul ediliyor ve mirastan denk derecede pay alıyorlar. Uruşan iki kişinin arasına girip onlardan birine kömek edenin cezası ölümdür. Üç gedek başkalarından mal alıp üç gedeginde hem bankrot olanların cezası ölümdür. Yalan gürlemenin cezası ölümdür. Bir mongolun dinini ütketmenin cezası ölümdür. Her türlü hayvanın eti yiyilip biliniyor. Bunlardan birini gadağan etkenin cezası ölümdür. Yöne hayvanı kesmek isteyen, onun ayaklarını bağlayıp karnını yarandan sonra yüreğini eli bilen kısıp öldürmelidir. Dine bu şekilde öldürülen hayvanın eti yiyip biliniyor. Yolcılara iyi içki ve kalacak yer tayyar etmeyenin cezası ölümdür. Her gün içki içilip biliniyor. Yöne söveş meydanında ayda 3 gedekten kanseri hoş bulmak kadavandır. Her hili dinin mezhebini seçenlerin cezası ölümdür. Ölüm permanı alan bir mongol eğer islese bir ilini dövdürüp özünü öldürdük biliyor. Bu has kadimden gelen bir mongol devidir. Bular Çingiz Han'ın kanunlarının azıcık bir bölümü. Ol dünyanın yarısına eyeb oldu. Bu savaşlarda 40 milyon adamı öldürdü. Belki ölümsüzlüğü tapıp bilmedi. Ama adı ölümsüz olup akıllarda kaldı. Ve sonsuza çenli bütün dünya tarafından tarihin en ulu hükümdarı deyilip kabul edildi. Ölenimde olsa önkü Orta Asya'nın Deptes surna göre mazarının yeri tapılmasın deyip gömmek için katlaşan hemme öldürüldü. Mongolistan'daki bir deryanın aşağına gömüldüğü çaklanıyor. Ölenimden sonra çağaları ve artıkları imparatorluğu has hem giyinelttiler. Arap yarımadasından Avrupa'nın ortalarına
Çin denizinin ehlisine, Hindistan dağlarına, Moskova çenli dünyanın 1/3 Mongol İmparatorluğuna koşuldu ve Çingiz sonsuzluğa adını yazdırdı. Bütün Mongollar gök gürlemesinden korkardı. Ama Çingiz Han bu korkuyunu yenip bilipti. Onun bunu nehilli edenliğini sorayanlara artık saklanıp bilecek hiçbir yerim kalmadı. Korkuyunu unuttum. Gök Tanrı korkuyumu yenmeğime yardımcı oldu deyiptir. Bu sebepten hali hem Orta Asya'da haçan gök gürlese Çingiz Han'ın Mongollara seyrettiğinliğine inanılıyor.